O kadar çalışıyorum. Şu eve bir CD çalar alamadım be. Hala dedemden kalmış teybine lider ediyorsun. Vah vah! Çok üzüldüm. Ulan çalış da kendine al CD'yi çalar onu. Yine mi çalışma mevzusu lan? Nesi varmış çalışmanın? Sen de bir iş bulsan kendi de oynaklarının üstünde durur. He, bana da muhtaç olmazsın. Kendi ahırınla koca olursun. La yamuk yumuk konuşup sinirlendim efendim. Ben şahsen medeni bir kadın olarak erkeklerin çalışmasına karşı değerim. Ekonomi haberlerinde dinledim. Kişi başına düşen milli gelir 9.000 dolarmış. Hangi kişinin başına düşüyorlar bu milli gelir? Ben akşama kadar öyle dikiliyorum. Kafama değil 9.000 dolar bile düşmeye. Ulan kafana sağ su düşsün inşallah. Göbek büyütmeye para verselerdi. Sen şimdi çoktan milyarder olmuşsun. Bir çalış da bir iş bul kendini be. Mantıksız mantıksız konuşma lan. Sanki benim suçum. İş arayanları da görüyoruz. Onunla arayanla bulamayanla. Ben de aramayan bulamayan. Hiç değilse göbeğim, kilolarım, enerjim de yanımda kar kalıyor. Yan gelip yatmaya alışmışsın. Niyetini alsa elbet bir iş bulursun. Akşama kadar okey oynayan, sayısal dolduruyor, çanak oynuyor. Bununla iş değil mi yani? Marangoza girebilirsin. He? Yağ tutulmamış kereste olarak da. He? Seni keserler, biçerler, sağını sonunu yağ atarlar. Üçlü gardırop olarak çalışırsın. Benim sağımı solumu yontup zopa yapsana da kafanda zopa olarak çalışsam he? Ha, sen istesen iş mi yok sana be? Deve kuşu çiftliğinde deve olarak çalışabilirsin. Trene bile bakan öküz olarak çalışabilirsin. Ha, su istasyonunda su aygırı olarak çalışabilirsin. Karlı havalarda kamyonun altında takoz olarak çalışırsın. Sen işte iş yok. Yok. İnsan kendini tanımalı be. Ben öyle 9-6 insanı değilim ben. Özgürlüğüme düşkünüm. Öyle bütün gün sınırlı saatler içerisinde böyle bir şirkete girip onun bunun emrinde çalışamam ben. Ha, şirketlerde sıraya girmiş, seni bekliyordu sanki. Manda kaynakları genel müdürü seni. Madem öyle, home office olarak çalış. Homo... Ne diyorsun lan sen pis mi? İyiyle apışıp kalırsın. Benim gibi çalışan bir kadın olsaydın, sen de home office ne işe yarayabilirdin. Yani evde çalışmak. 9-6 bir yere gitmeden evde çalışmak. Ha, home office he? Ya bir yere gitmeden evde çalışıp para kazanmak. Home office. Daha iyi fikirler. Dur ben bunun üstüne bir düşüneyim, bir beyin fırtınası yapayım. Lan sen yapsan yapsan göbek fırtınası yaparsın. Sanki beyin varmış gibi de. Ulan ben sana bir iş buldum be. Ne buldun kız? Köprüde çalışsana. Ne köprüsü? Ya fark etmez hangi köprü olursa olsun. Bak şimdi sen köprünün ortasında duracaksın. İnsanlar da köprüyü geçene kadar sana dayı diyecekler. Sekreter adam nerede? Lavaboya gitti. Bak benim biraz sonra bir aslan gelecek. Benim içeride bir 15-20 dakika işim var. Eğer gelirse onu buyur et, sakin sakin otur, tamam mı? Bir de gözlerinin içine direkt olarak bakma. Etrafında da çok fazla dolaşma. Niye? Tehlikeli bir deli mi? Çok ayıp. Yani biz hastalarımıza deli demeyiz. Bu bir. Bunu kafana sok, tamam mı? Ayrıca tehlikeli değil ama şiddete eğilimi var birazcık. Şiddete eğilimi mi? Ben de bir şey sandım Tazer ben. Şiddete eğilimini boş ver. Ben şiddetin kendisini besliyorum evde. Hız gelir, tuz da gider bana. Neyse ben onu öfke kontrolü konusunda tedavi ediyorum. Bilgin olsun, tamam mı? Tamam, ben ilgilenirim. Eli gözlerine bakmam. Hırlarsa da çömelirim. Hı? Bir şey yapmaz. Benim yetteki eğilim. Benim adım Rambo. Doktor yok mu? Hoş geldiniz Rambo Bey. Doktor Bey biraz içeride işi var. Siz buyurun oturun. Şöyle buyurun.
bebek de küçük Rambo mu? Aman da yerim ben seni, yerim. Maalesef annesi bebeği de beni de terk edip gitti. Mecbur kaldım getirmeye. Kusura bakmayın Rambo Bey ama anası da pek insafsızmış. Lepte bir kadar bebe bırakıldı mı be? Ya haksız da değil abla. Yani ben de biraz şey davrandım. Yani ben de biraz sinir var. Yani elim de ağırdır. Ama bulur beni bulur bunlarda be. Böyle aniden öfke patlamaları yaşıyorum. Ben... Lan! Bu ses ne lan? Allah! Dedikmeyin lan beni! Geberteceğim lan! Ulan bu alarmı açıp da kapatmayalım ben! Ha! Ablacığım kusura bakma. İşte böyle aniden parlıyorum ben. Böyle hanım da biraz sabretti. Sonra da terk edip gitti beni. İnşallah iyileşirsiniz burada. Tanzer Bey iyi doktordur. İyileşince de kavuşursunuz eşinizle. Merak etmeyin. Buraya senin gibi ne mandalar geldi de. Ya sonra böyle civciv olup cik 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 deyip gittiler vallahi. İnşallah be ablacığım be inşallah. Artık tertemiz bir hayat kurmak istiyorum kendime. Bildiğim bütün dövüş sporlarını unutacağım. Osmanlı tokadından kung fu'ya, judodan tekvandoya kadar bütün sporlara paydos. Annesi olmadan bu Junior'a bakamam ben abla ya. Gelir inşallah, gelir. Kavuşuyorsunuz sonunda. Eğer bak bir işin neyin olursa bebeği bana bırak, ben bakarım. Ciddi misin be abla? Çok makbule geçer be. Tabii. Benim de bebeğim olmadığı için seve seve bakarım vallahi. Çok seviyorum bebekleri. Ablacığım, sen bana çok büyük bir iyilik yaptın biliyor musun? Hoş geldiniz. Buyurun sizi alabilirim. Hoş bulduk. Buyurun. Bırak ben bakarım bebeğe be. Sen şuna bak. Buyur abla. Bak bu benim kartım. Bir durum olursa çekinmeden beni arıyorsun tamam mı? 10 dakikada koşar gelirim yanına. Olu. Canım şehirli bir Osmanlı tokadı. Böyle uçan tekme çekerse ararım. Aman. Senin baban duş tekniklerini biliyormuş. O zaman benimkisi öküzse senin baban öküz sürüsü. Hadi biz gidelim. Şuraya bak. Daha sabahki kahvaltı sofrası duruyor. Ha götürememiş bir koşuda mutfağa. Ayılınlayan da gidelim. Yoruldum ya. Merhaba kız. Çok heyecanlıyım. Home office bir iş buldum. Çok sevindim. Ciddi mi diyorsun? Müşişin şafayımız olsaydı kafanı da patlatırdım. Ne? Reçel kovunuzundan patlatayım kafana. Bir dinle lan. Çok düşündüm bu. Ben ne yapabilirim? Benim bilgilerim, yeteneklerim ne düzeyi? Boş yere düşünmüşsün. Bana sorsaydın ben söylerdim. Kobeyende dümbelek çalmak, koltuk altından zar zor sesleri çıkarmak, doğaya saldığın gazları çakmakla yakmak. Sen de yetenek çok. Ya onlar hobi. İş olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Sonra buldum. Sıhhiyecilik yapacağım. Ne? Sıhhiyecilik mi? Ben eskerde sıhhiyeciydim. İlk yardım dersleri, pansuman, hayat öpücüğü, kalp masajı, suni teneffüs, yaralıları hastaneye taşıma, daha bir sürü şey. Kız sen eskerde melek gibiymişsin be. Sonradan böyle yokuz oldum. Nasıl fikir emme? Geldim bilgi ve birikimlerimi başka insanlara aktaracaksın. Hem de karşılığında para kazanacaksın. Bir sürü öğrenci buldum bile. Yalnız pansuman konusunu öcük unutmuşsun. Şimdi diyor ki
Şöyle seni bir elim alayım, kafayı, gözü, kaşını, başını bir yerim. Tekrar pansuman alayım. Pansuman nasıl yapılıyor bir hatırlayın diye. Hadi lan, git işine. Bak, buraya da P harfi yazacaksın. Yaralıların yardımına koşan Süperman gibi. Pansuman! Hadi lan, aç, aç. Götürdüm. Derslerde kullanacağım. Ulan ne konusu ne makineymiş bu böyle be? Adamı bak. Ahtapot gibi sarılmış karıya. Ömrü hayatında bir kere bana böyle buna sarıldığı gibi sarılmadım be. Kıskandın mı lan salak? Alt tarafı alçıdan yapılmış vitrin mankeni işte. Alt tarafını üst tarafını bilmem artık. Gözüm üstünde. Baksana şuraya cıvıl cıvıl zaten. Gözüm bir yere kayıptır ya. Lan sen kafayı yemişsin ha. Ama hoşuma gitti ha. Seven insan kıskanırmış. Bir keresinde de beni su damacanasından kıskandıydın. Tek milleti diye misiniz? Damacanaya bile kaşınız gözünüzü oynarsınız. Gözüm üstünde ona göre. Lan dur sen şunu, ben geliyorum şimdi. İşte bakayım. Şimdi bir şeye benzedi. Böyle görünce de doğasım geliyor lan bunu. Neyse. Nasıl olsa biraz sonra derslerde tatbiki olarak kalp masajı, pansuman yapma, hayat öpücüğü gibi şeyler göstereceğim öğrencilerime. Öğrenci demişken neredeyse geliyor lan. Sen hadi bakayım yaşla. Yürü. Hayat öpücüğü mü vereceksin dedin sen şimdi? Ya hayat öpücüğü, hayat fingirdeşmesi. Ama merak etme, araya yastık koruz. Ulan. Ulan beni değerlendirme be. Nerede benim göz karım? Bakayım. Sen şimdi görürsün. Ne yapıyorsun lan? Görürsün, görürsün. Bakayım. İşte. Şimdi bir şeye benzedi. Hadi bakalım. Artık gözüm arkada kalmaz. Arkadaşlar, evvela şunun altını özellikle çiziyorum. Bu derste çok önemli hayat tecrübelerimin, birikimlerimin bir sonucunu içeriyor. Güzel konuştun değil mi lan? Şimdi size soran olursa, burada sıhhiye ve ilk yardım dersleri alacağız diyeceksiniz, tamam mı? Ama bak, işin aslı bambaşka. Size çok daha önemli bilgiler vereceğim. Burasını bir kozmik oda bellek ve hiçbir sırrımızı dışarı çıkarma. Evvela bunu da anlaşalım, tamam mı? Ya kes tıraşı da derse başla ya. Ne diyorsun lan sen? Burası kahve değil. Burada bana hap, hop, hoş, öst diye hitap edemezsin. Dersimde ciddiyet isterim. Ben öğrencilerimden öyle disiplinsizlik istemem, oyarım. Aferin olsun. Tamam mı lan? Tamam hocam. Şimdi bugünkü dersimizin konusu, karılarınız sizde evde para saklıyor mu, saklamıyor mu? Bunu nasıl anlarsınız? Sayın hocam. Peki sadece para mı? Altındı, bilezikti ha? Ne varsa ne varsa. Altın, bilezik, çek, senet hepsini öğreteceğim. Hayat tecrübem bana şunu göstermişti ki, her karı kocasından bir şeyler mutlaka saklar. Vay alçak.
Ben anlamıştım zaten. Aranızda karışmak yok. Beni dinleyeceksiniz. Tamam. Şimdi birinci dersimiz. Karılarımızın bizde para sakladığını psikolojik olarak nasıl anır? Ne dedim lan ben size? He? Ben sınıfa girince ne yapacaktınız ha? He? Ne yapacaktınız? Efendim? Ben... Şimdi çıkıyor, tekrar girecek. Günaydın. Günaydın. Sağ ol. Oturabilirsiniz. Oturabilirsiniz. Bugünkü dersimizde dayak konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar, dayağın en önemli yanı bir sebebi olmasıdır. Öyle sebepsiz yere atılan dayak verimsiz bir bozkıra benzer. Bravo, bravo, bravo. Dayağın şiddeti ve uzunluğu değil, işlevi önemlidir. Peki sayın hocam, zevk için dayak atılmaz mı? O konuya daha sonra geleceğiz. Ben şimdi zevk için seni böyle bir şişlesem nasıl olur ha? Dersi böyle bir daha. De parmak kaldırıp söz isteyecek. Kim böyle? He? Çişe gidiyor. Yaramazlık yapmadan oturun beklen ona göre. Ana. Sen ne yapıyorsun bu saatte burada? Bugün erken çıktım işte. Seni ve öğrencilerini rahatsız etmeyeyim dedi burada eğerli dinliyor. Madem erken geldin bari bir işe yara kız. Ana. Ben böyle işe yaramaya razıyım sen öyle işe yaradıktan sonra canıma minnet. He vallahi önceleri ciddiye almadım. Dedim baktım günler geçiyor. Anam her şey iyi gidiyor. İlk defa evlendiğimizden beri senden gurur duydum. Bravo. Gurur duymaya devam et o zaman. Gel bakayım şöyle. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ya şimdi öğrencilerimden bazıları kalın kafalı biliyor musun? Hiç anlamıyorlar cansız mankenin üstünde. Şöyle canlı bir mankenle deneyim diyor. Lan ne diyorsun? Lan bıraksana. Lan içindeki öküz mü çıkıyor gene? Lan bıraksana. Lan gel debelen de karizmatik bir giriş yapmam lazım. Hadi gel ben. İçim çok fena oldu abla. Vay öküz vay. Cansız manken tepki vermiyormuş. İyiyle canlı manken üstünde deneyecekmiş. Canlı manken de beni yoluyorum senin abla. Abla.
Ben kendimi tutamıyorum. Bunu sana yapanların yanına kalmaması lazım. Ateş sigara abla. Sen de şimdi başını derde sokma. Tam da tedavinin ortasında. Tedavide bir problem yok abla. Tedaviye tam gaz devam. Bu benim jübilem olacak. Oh, içim enerjiyle doldu. Sinirlerim yay gibi gerildi. Bunu bir şekilde boşaltmam lazım. Adresi ver abla. Hay Allah, şimdi bilemedim ya. Vereyim mi adresi, vermeyeyim mi? Arbacığım, ben adresi yoksa duvarları yıkacağım. Camları indireceğim. Tesisatı patlatıp parkeleri teker teker yiyeceğim. O kadar dövüş sanatı biliyorum. Bari hayırlı bir işe yarasın. Abla, ver adresi abla. Tamam ulan. Lan, biri yiyeceğim. Evet arkadaşlar, epey bir şey öğrendiniz. Diplomayı da aldıktan sonra hepiniz birer zenet sahibi oluyorsunuz. Şimdi buradan çıkınca hep beraber ne yapıyorsunuz? Eve gidiyoruz. Eve gittikten sonra burada öğrendiklerinizi ne yapıyorsunuz? Uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra ne yapıyorsunuz? Para buluyoruz. Parayı bulunca ne yapıyorsunuz? Getirip biraz ödülüyoruz. Güzel. Şimdi... Şey ister mi? Ama o Zafer'le olmaz. Çünkü senden küçüğüm. Neye geldin lan? Bekti mi bulaşıyor? Yelpare, mutfak çok soğuk. Ne bulaşıkları şurada sobanın kenarında yıkayacağım. Hadi! Bulaşık burada yıkanır mı? Mutfakta yıkayacağım. Hadi hadi. Ya Öcük, insaf et. İnsanlık namına. Kendimi kul kedisi gibi zannediyorsun. Kul kedisi gibi mi? Ulan sendin olsa olsa kul kuşu olur be. Hadi hadi. Ya bana ne ya, mutfak soğuk diyor. Burada yıkayın diyor şurada be. Bana bak. Bak daral geldi bana. He? Arıyorum bak Rambo'yu. Zilini çaldırsam iki dakika sonra burada ya. Çaldım ha. He. Hadi bakayım yürü. Yürü taş arabası. O zaman... Hadi bakalım, yürü! Kulu kuzu seni, kulu kuzu! İnce ince, Yasemince...